Çünkü oyunda kaldım. Kokusu da var çünkü. Evet. Peki. 1 lira hafifledi Murat'cığım. Üretim maliyeti arttı, gramajı düştü. Bu çok konuşulan bir konuydu. Yeni liralar daha hafif. Hiç gördün mü bilmiyorum. Ben rastlamadım henüz. 1 mi? Evet. Yenilerini görmedim canım. Ben de görmedim. Ama hafifmiş demek. İşte bak şimdi göreceğiz. Gram lira. Daha ağır. Şu biraz daha ağır gibi. Fark hissediliyor mu? Eskisi ağır, yenisi hafif. Vallahi dilenciye veriyorum, o bile almıyor kızım. İkisi de 1 lira. Biri eski, diğeri yeni. Kalınlığı da farklı, ağırlığı da. Hatta çıkardığı ses bile birbirine benzemiyor. 1 lira herhalde değil mi sakız? Doğrudur, 1 lira. 1 liranın alım gücü azaldı. Artık yalnızca 1 liraya 1 adet sakız alınabiliyor. Alım gücü azaldı ama maliyeti çok arttı. İşte bu yüzden de Merkez Bankası yeni 1 liraların gramajını azalttı. Bu hafif tabii. Tabii metal alamıyorsunuz. Ya yani şeyden alamıyorsunuz. Onu basmak için ham madde pahalı. 1 liranın üretiminde bakır, nikel ve çinko gibi madenler kullanılıyor. Döviz kurundaki artış, ham madde fiyatlarındaki pahalılık derken 1 liranın maliyeti kendi değerini geçti. Daha da azaltılsa hiçbir sakıncası yok bence. Biraz daha hafif olsa. Veyahut da metal parayı tamamen kaldırsak. 200 liranın değeri kalmamış. 1 lirayı piyasadan kaldıracaksın. Ne işi var? Bakın elimizde 2 adet 1 lira var. Biri 2016 yılı basımı, diğeri ise daha yeni 2023 yılında basılmış olan bir 1 lira. Şimdi bakalım aralarında ne kadar bir gram farkı var. Önce eski 1 lirayı tartıyoruz. 8.21 gram geldi eski 1 TL. Şimdi ise yeni 1 lirayı tartıyoruz. O da 6.63 gram ediyor. 2 adet 1 lira arasında yaklaşık olarak 1.5 gram fark var. Vallahi devlet tasarruf yapıyor, üretimden tasarruf yapıyor demek ki o yani. Yıllardır 8 gram olan 1 liralar Mart'tan itibaren darphanede 6 grama düşürüldü. Yani artan maliyete çözüm gramajın indirilmesinde bulundu. Hiçbir şey alınmıyor. İyi yapmışlar. İnsanların gelirlerini de azalttılar. Evet. Biri 6 gram, biri 8 gram olmuş. Yenisi 6 gram. Evet. Ya yani tabii liramızın yani değerini tonlarla, kilolarla ölçemeyiz asla. Tabii. Ama yani bu konuşuluyordu zaten. Demek ki, affeder Sinebru. Ay, para konuşunca biliyorsun benim takılıyor boğazıma, bir şeyler oluyor. Evet. Bu süreçte böyle diyelim. Yani 1 lirayı yaparken biraz daha fazla para harcıyoruz diye liramızı tedavülden kaldıracak değiliz herhalde 1 liramızı. Dolayısıyla bu süreci de hep beraber atlatacağız. Çok güzel. Peki. Güzel.